emekliler bizim sesimizi duyurmayacak mısınız diyen emekliler, geçinemiyoruz biz diyen emekliler ve onların sözleri. Cebimde para olsa şu abilerimle burada ne oturuyorum, gider paçalar gibi otururum, çay kahve içerim. Bir tane kahve 7,5 lira, bir tane çay 5 lira. İster inanın ister inanmayın, simitle karnımı duruyorum, gösterebilirim de yani. Kahvaltı etmiyorum yani, bir çorba olmuş 30 lira. Yani simit alıyorum, simit dahi 4 lira 5 lira. Emekli boğazından kısıyor geçinebilmek için. Dışarıda içilecek bir çay, yanında bir simit bile lüks. Emekli parkları, bankları mesken tutuyor çaresizlikten. Eskide birisi misafir geldiği zaman buyurun gidelim yemek söyleyelim. Artık o kültür bitti. Artık çay söyleyelim, kahve söyleyelim, kültürü de bitmek üzeredir. Daha önce ben burada domatesimi, zeytinimi, peynirimi, hepsine yumurtamı koyarak kahvaltı ediyordum. Daha önceleri ya, bundan diyelim ki en azından 2 sene önce, 3 sene önce. Şimdi bunlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Yani karnımı da ve bu arada da şeker hastasıyım. Kalp rahatsızlığım var, anji oldum. 4600 lira alıyorum. 2750 lira ev kirası veriyorum. En az 1500 lira doğal gazdan elektrik parası. 4,5 lira para diyoruz. 2500 kirayı veriyoruz. 2000 liradan kim geçinecek? Topluyor, çıkarıyor. Fatura, mutfak masrafı, ev kirası derken işin içinden çıkamıyor emekli. Bir ekmek 4 lira, 5 lira. Ben günde 15 tane ekmek alıyorum. Nasıl çocuklara bakacağım? Hangi, nerede adalet? Bir kilo peynir 200 lira efendim. Bir koli yumurta 70 lira. Emekli maaşım 5414 liradır efendim. 9186 günlük yatırmışlığım var. Yani bu nasıl bir sistemdir ben anlayamadım. Bir simit 5 lira olmuş, bir dilim peynir 5 lira olmuş, bir çay 5 lira olmuş. 3 evin buru simit desen bu para gibi yetmez. Ev kira, dam kira nasıl olacak? 3 tane ceket var üzerinde. Üşümeyeyim diye, onu hasta olmayayım diye onun için düşünüyorum. Hastalanmamak için kat kat giyiniyor da kombiyi, sobayı açmaya korkuyor emekli. Yaşlarına bağlı sağlık sorunlarını dahi masraf olarak görüyorlar. Torunlarına, çocuklarına mahcup olmaktan bıktıklarını anlatıyorlar. Çocuklar eve akşam gidiyorum, torunlar geliyor. Dede, dede bizim kalıyor. Cepte para yok. Hemen lafa geldi mi ezdirmeyeceğim diyor. Vallahi öyle bir ezdiriyor ki hem de emdiğimiz sütü burnumuzdan getiriyorlar. Asgari ücretli çalışan insanların çoluğu çocuğu var da emeklinin çoluğu çocuğu torunları yok mu fazlasıyla? Emeklilerin 2023 zamlarından beklentisi yüksek ama umutları pek öyle değil. Bu dünyanın öbür dünyası da var. Yani kimse güvenmesin tahta. Tahtlar çok paşalar gelip geçti. Kimseye kalmaz yani, bunu da unutma. Emeklinin arkası yok.